Son Mühür ekranlarından günaydın. Gün başlıyor. Haftanın son iş günündeyiz. Saatlerimiz onu gösteriyor. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Günü gündemi değerlendiriyoruz. 6 Şubat'tan bu yana deprem gündemiyle ağırlıklı olarak konuklarımızla bölgeyi, oradaki yardımları, orada yürütülen süreci ve elbette ki beraberinde gelen tartışmaları değerlendiriyoruz. Ama bir taraftan deprem bölgesinde yaşanan depremlerin ardından siyasette de yaşanan bir deprem vardı malumunuz. Bir taraftan da siyasette ki depremin detaylarını merak ediyoruz. Onu konuşmaya ve detaylandırmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere 2 Mart'taki toplantıda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmişti ve bununla başlayan bir süreç vardı. Geçtiğimiz Perşembe'den itibaren Cuma günü bu süreç, hafta sonu yoğun trafik ve ardından hafta içi itibariyle o krizin tatlıya bağlandığını tabii ki hep birlikte takip ettik bizler de. 6 lider Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda uzlaştılar. Elbette ki bazı maddeler de eklendi. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı formülüyle bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Depreme ilişkin de yine konuşacaklarımız var. İyi Parti Bayraklı İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu bizimle birlikte stüdyomuzda. Günaydın öncelikle, hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Yani bir ayı geride bıraktık deprem felaketinin ardından. Ben diyorum ki koskoca bir ay deriz ama acaba bir de orada yaşayanlara sormak lazım. Bir ömür belki de onlar için oradaki bir ay. Sevdikleri yok, evleri yok, düzenleri, komşuları yok. Yani orada bir ne yazık ki bir felaket yaşandı. Hepimizi derinden etkileyen bir felaket yaşandı. Tabii kolay da değil, 10 il. Ve tartışmalar, beraberinde gelen birçok tartışma. Öncelikle genel olarak bir değerlendirelim istiyorsunuz. Nasıl bir süreç verdi Türkiye bir ay boyunca deprem bölgesinde? Sınav hatta. Ya kötü bir sınav oldu bence. Bir kere depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara Allah'tan sabırlar diliyorum. Çünkü hakikaten sabır çok önemli. Sabredebilmek de önemli. Şimdi depremi saat 4.17'de olduktan sonra 5.30 gibi falan öğrendim sabah. Bizim de arkadaş ve akraba çevremizden insanlar vardı. Onlarla iletişim kurmaya çalıştık. Ve durumun vehametini maalesef öğrendik. Sonra televizyon kanallarına düşmeye başladı görüntüler, haberler. İçişleri Bakanı'nın açıklamasıyla da olayın vahim bir olay olduğunu anladık. Şimdi deprem Türkiye'nin bir gerçeği. İşte hocalarımız özellikle Gölcük depreminden sonra her platformda Türkiye deprem ülkesi, işte fay haritaları ekranlarda, artık sıradan vatandaşlarımız bile deprem uzmanı oldu. Nereden fay geçtiğini herkes biliyor yani. Evet. O hale geldi. MTA'nın sitesi çöktü. Herkes evinin fay hattı üzerinde olup olmadığına baktı. Evet. Evet. Maalesef hassas bir konu. Biz yapılaşmayı doğru yapmadığımız için şehirlerimizi bir plan çerçevesinde kurmadığımız için, tamamen rantı düşündüğümüz için, emlak rantından bahsediyorum, maalesef bu kadar kayıp yaşadık diye düşünüyorum. Çünkü neden? Ya deprem bölgesinde yaşadığımız belli. Hala daha biz 40 katlı, 60 katlı binalar yapıyoruz. Hala daha doğru düzgün temel kazısı yapmadan binalar dikiyoruz 8-10 katlı. Bunlara müsaade ediyoruz maalesef. Denetimde çok ciddi sıkıntılarımız var. Denetimde sıkıntılar var. Tabii ki çeşitli deprem yönetmelikleri çıktı Gölcük depreminden sonra. Onlarda bir takım önlemler alındı ama bence yeterli olmadı. Çünkü sadece binanın kalitesi de şey değil. Zemin kalitesine göre, zemine göre bina yapmak gerekiyormuş. Ben bunları İzmir depremini yaşadık, 2,5 yıl oldu. Evet, ki siz de bir depremzedesiniz zaten. Ben de depremzedeyim. O yıkıntıları gördüğümüz zaman hani çok basit el alade 3-4 katlı binaların hiçbirinde çizik bile yokken 8-9 katlı kocaman binaların yıkıldığını gördük.
zeminin ne kadar önemli olduğunu ben gördüm yani, yaşadım, biliyorum. Onun için kalanlara sabır diliyorum. Umarım yaşamlarını tekrardan normale döndürmek için, kısa sürede döndürebilmek için devlet olarak biz de bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü kolay bir şey değil. Hiç. Şimdi deprem oldu. İlk anda bir kere o kriz yönetimi çerçevesinde oranın güvenliğe alınması lazımdı. Hemen arama kurtarma çalışmalarını başlatıp temel ihtiyaçların, yani yemek, içmek, temizlik gibi ihtiyaçların karşılanması gerekirdi. Maalesef bizim bir kriz yönetimimiz de yokmuş. Bütün sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, Kızılay, AFAD gibi kurumlarımız hepsi bir şeyler yapmaya çalıştılar ellerinden geldiğince, ama plansız, programsız herkes kafasına göre bir şey yaptı orada. Hala da yapmaya devam ediyor. Ya çadır bulamadık. Hatta çadırların satıldığını duyduk. Hayır, İzmir'de biz mesela deprem bölgesine çadır göndereceğiz. Çadır arıyoruz, çadır yok. Bir miktar bulduğumuzu da gönderdik deprem bölgesine. Orada gönderdiğimiz çeşitli yardım malzemelerinin yok sen dağıtacaksın, ben dağıtacaksın kavgasına şahit olduk. Yani bunlara hiç gerek yok ki. Enkazın altından çıkarılan insanlar da bile bu tartışma ne yazık ki başlarında yaşandı. Birisi bir bardak suya muhtaç. Orada biz götürmüşüz, bir bardak su var, ona vereceğiz. Sen vereceksin, ben vereceğim. Benim üstümde AFAD yazacak, senin üstünde Kızılay yazacak falan gibi böyle bir çekişmelere sahne oldu. Bunların hiçbirisi doğru değil. İşte devlet yoktu denildi. Ya ben devletin yok olduğuna inanmıyorum. Devlet hepimizin devleti. Ama devlet bir parti devleti haline geldiği için son 5 yılda, onun için biraz sıkıntılar olabilir ama devlet hepimizin devleti. Asker hepimizin askeri. Yeter ki o yetkili mercide bulunan insanlar o anda gerekli emirleri verip koordineyi yapabilsinler. Maalesef orada bir hafta 10 gün bağıra bağıra ölen insanlarımız oldu. Soğuktan ya, donarak ölen insanlarımız zaten oldu. Zaten hemen hemen hiç kimse yoktu. Evet. Evet. Üç bir de tabii yollar yoktu. Kapalıydı. Daha doğrusu depremden dolayı zarar gören yollar vardı. Evet. Havalimanı da depremden dolayı kullanılamaz haldeydi. Gitmeye çalışan birkaç kişi de Konya üzerinde Tipiye, hava şartları da o dönem çok kötüydü biliyorsunuz. Evet. Konya'da Tipiye yakalandı. Neredeyse yani 3 gün doğru düzgün ulaşım sağlanamadı bölgeye. Evet. En kritik dakika, anlar, günler. Maalesef Allah bir daha göstermesin ama hakikaten içimiz acıyor ve uzun süre problemlerin devam edeceği görülüyor. Evet. Çünkü o şehirlerin yeniden yapılması lazım. Şimdi uzmanlar anlatıyorlar işte 35 ile 50 milyar dolar arasında bir hasar var orada diye. Bu bizim Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yarısı demek. Kolay bir şey değil bunun altından kalkmak. Onun dışında da hadi yolları, altyapıyı yaptınız, evleri yapacaksınız. O hafif hasarlı da olsa o binaların yeniden kentsel dönüşüm kapsamında yapılması lazım. Onlar için ne bileyim sıfır vadeli, iki yıl ödemesiz, üç yıl ödemesiz krediler lazım. Bugün bunları İzmir'de kimse alacak? Hala problem devam ediyor. İzmir'i anlatacağım. Bunun yanında esnafın, üreticinin, hizmet sektörünün orada desteklenmesi lazım. Yani berberin dükkanı yıkılmış. Nerede dükkan açacak da berberlik yapacak tekrar? Yaşamını sürdürmesi için çalışması lazım. Sanayi sitesindeki esnafın orada çalışıp kendini geçindirmesi lazım. Sanayi sitesi diye bir şey kalmamış. Bunlara hem iş yerlerini yapıp teslim etmek lazım kredilerle, hem de işletme sermayesi babında bazen hibe, bir kısmı hibe, bir kısmı kredi, hani kendi işini tekrardan kurabilmesi için bir destek olmak lazım. Ve ben şöyle kaba taslak hesapladım, aşağı yukarı
Türkiye'nin 2-3 yıllık gayri safi yurt içi hasılasının oraya akıtılması gerektiğini düşünüyorum. Ve acilen hatta seçimlerden önce bütçenin yeniden revize edilmesi, bazı gider kalemlerinde kısıntıya gidilmesi, bir takım gelir kalemlerinin eklenmesi ve oradaki belediyelere altyapı çalışmalarını yapabilmeleri için kaynak ayrılmasını öneriyorum. Başka türlü, şimdi oradaki belediyeler zaten yıkılmış, belediye binası bile yok. Çalışanların yarısı ölmüş. Hatta depremde. Bugün bir haber vardı. Adalet konteyner kentlerde sağlanmaya çalışıyor. Evet. Çünkü adliye binaları da hasar görmüş. Evet. Şimdi böyle bir durumda o belediyelere kaynak aktarmazsanız o altyapı çalışmalarını yeniden çalışır hale nasıl getirecekler? Bunlar için bütçeden pay ayrılmasını acilen öneriyorum. Çünkü bu altyapı çalışmaları yapılmadan siz bina da yapamazsınız, hiçbir şey yapamazsınız oraya. Bir de çok geniş bir alan. Tabii. Bakın İzmir'de 4 tane bina evet. yıkıldı. Tabii birçok hasarlı da var, can kayıpları var. Şu Bayraklı bölgesinden bahsediyoruz. Burayı toparlayamadık. Evet. 10 il. Biz her şeyi tersten yapıyoruz. Önce dağın başına binayı yapıyoruz. Sonra diyoruz yaparız kanalizasyonunu, yolunu vesairesini, altyapısını diyoruz. Ama öyle değil. Önce altyapıyı yapmak lazım. İzmir deprem konusuna gelince 2,5 yıl oldu. Benim depremzede abilerim, ablalarım, kardeşlerim, 100 küsur tane ailenin siz hala daha konteynerlerde yaşadığını biliyor musunuz? Konteynerlerde yaşıyorlar. Bir sürü ailenin annesinin, babasının, çocuğunun yanında sığıntı gibi yaşadığını biliyor musunuz? Hani büyüklerimiz konuşunca işte İzmir depremini çözdük, Elazığ depremini çözdük. Hiçbir şey çözmediler. Birisi çıktı emsal atışı yaptı. Diğeri dava açtı, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Birisi kooperatif kurdu. O yürütmeyi durdurma kararı çıkınca o iş de bitti. Kredi dediler. Depremzedelerin bir kısmı kredi alabiliyor, bir kısmı alamıyor. Çeşitli problemlerinden dolayı. Nasıl olacak bu iş? Problemi nasıl çözeceğiz? Devlet baba diyoruz. Devlet baba elini uzatmazsa bu iş çözülür mü? İlla bir şey yapmak lazım. Bir fedakarlık, bir ödün verilmesi lazım orada ki o insanlar evlerine kavuşsunlar. Kimse istemiyor. Hani ben 150 metrekare son derece lüks evde yaşayayım falan diye. Başımı sokacak bir evim olsun bizim istiyor artık. Bizim milletimiz bir de kanaatkar bir millet. Tabii. Bir de fazlasını istemez hiçbir zaman. Evet. Birdenbire bu depremler olunca ne olduysa ev kiraları 2'ye 3'e birden katladı. Tabii kiralar. Zaten ekonomik krizle uğraşıyoruz. İşsizlik var. Ne bileyim yani çok zor bir durumdayız. Hele emekliler var. Bir görseniz yaşlı amcalar, yaşlı teyzeler. Biriktirdiği 3-5 altınla inşaatı başlatmışlar, yarım kalmış. Yani o kadar zor durumdalar ki. Sıkıntı at safhada. Şimdi bu emsal artışının yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte tabii inşaatlar durdu değil mi? Tabii durdu. Çünkü oradan bir kaynak gelecekti. Oradan sağlanan kaynakla yapı maliyetinin bir kısmını karşılayacaklardı. Bir kısmına da işte kentsel dönüşüm kapsamında kredi kullanıp inşaatlar bitirilecekti. Ama şöyleydi. Şimdi emsal artışı durdu. Şimdi o kredilerin de bir kısmı çekilemiyor maalesef. Nasıl olacak? Zaten kredi çekilmesinde de problemler yaşanıyor yine duyduğumuz tabii kadarıyla. Tabii ki. Yani bir kooperatifte ben biliyorum mesela 30 daireli bir apartmanda 10 kişi 12 kişi kredi çekemiyor. Bankalar vermiyor onlara kredi. Ne yapacak o insanlar? Bir çözüm yolu olması lazım. Kesinlikle. Rezerv alanda Cengiz Han Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutları var. 1800 tane hak sahibine 1800 daire teslim edilecek. 500 küsuru teslim edildi galiba. Diğer 1800'ün ne olacağı belli değil. Yani ne olacak? Kime verecek o konutlar? Bir sürü de depremzede var.
Tabii. 100 aile işte söylüyorum hala konteyner kentlerde yaşıyorlar. Bir de o bölgenin tabii yerleşimi o bölge yeni yeni açılmaya başladığı için şimdi şehir hastanesinin oradan geçenler de görüyorlardır o taraflarda Evet. yapılan binaları. Tabii sadece bina yapmak yeterli değil, o insanların orada bir sosyal yaşamı olacak. İşte altyapı gerektirecek, az önce sizin de söylediğiniz gibi bu bakkalına da gidecek, marketine de gidecek, hastanesine de gidecek. Orası nasıl bir alan? Zor bir alan mı? Zor bir alan Yani tabii. karşıdan otobandan görüyoruz ama yani Tabii. gidenler daha iyi bilirler. Yolları yeni yapılıyor da. İşte altyapısı yapıldıktan sonra teslim edecekler tahmin ediyorum. İşte zor bir alan. Tabii otobüsü dolmuş olması lazım. Tabii hepsi bir bütün. Ne bileyim marketi işte süpermarketi dükkanları olması lazım. Her şey bankamatiğine kadar olması lazım orada. ATM'lerin olması lazım. Tabii. Onun için zor bir alan. Ama bence Bayraklı'nın en güzel mahallelerinden birisi olacak. Öyle Evet. görünüyor. Zemin olarak çok Sağlam iyi zemin. olduğunu konuşuyoruz biz de uzmanlarla yayında. Tepede olduğu için çok güzel manzarası var. Yani orası yeşil alanlar falan da oldukça geniş. Çok güzel bir mahalle olacak yani orası ama işte kimlere verileceği önemli. Doğru. Orada da Onu nasıl bir merakla adalet bekliyoruz. sağlanacak ya da adalet sağlanabilecek mi? O kısmı Yani önemli. kesinlikle. Şimdi o zaman emsal kararı ile birlikte İzmirli depremzedelerin ciddi bir Tabii problemi ki. oluştu. Evet. Şeyler durdu. Bir de bir taraftan kooperatifle depremzedeler evlerini yapmaya çalışıyor bir kısmı da. Yani vatandaş kendine çare üretiyor. Çünkü İşte evsiz. o kooperatiflerde de kaynak, büyük kaynak o emsal artışından gelecekti Gelecek. Ha, kooperatiflere. o yüzden onlar da O büyük bir da şeyler. sıkıntıya girdi. Şimdi krediyi çekemedin. Emsal artışından sağlanacak daireleri satacaklardı. Onların parasıyla inşaatı tamamlayacaklardı. O da bitti. Öyle olunca bütün yük gene hak sahiplerine kaldı. Kendi cebinde parası varsa kooperatife ödeyecek, kooperatif yapacak hale geldi. Yani elden gelen öğün olmuyor. İlla kendi Olmuyor. cebinde varsa Varsa öyle olacak. Başka türlü olmaz. yaşadın yoksa Bir de bu emsal artışı çıktı, ona göre yapı izinleri alındı, temeller atıldı, inşaatlar başladı. Bir yere kadar gelecek, duracak şimdi. O hale geldik. evet. Bu kadar engel olunur mu ya? Zaten inşaat malzemelerindeki ciddi artış dolayısıyla yaşanan bir problem vardı. Ya bu insanlar ne yaptı size? Kimse sahip çıkmıyor. Herkes siyaset yapıyor. Herkes siyaset yapıyor. Bir zaman emsal artışına karşı olanlar sonra baskıya dayanamadılar, emsal artışı verdiler. Sonra iptal ettirdiler. Ben öyle düşünüyorum. İktidarın milletvekilleri gelir, bakanları gelir. Onlar başka bir şey söylerler insanlara. İnsanlar bir umutlanır, ondan sonra bir daha hiç görünmezler. Böyle bir şey olur mu? Bu İzmir'de ne yaptı size ya? Ondan sonra işte Van'ı çözdük, Elazığ'ı çözdük, İzmir'i çözdük diye televizyonlarda konuşuyorlar. Buraları bilmeyen insanlar da bunların doğru olduğunu düşünüyor. Böyle bir algı Yani yaratıyorlar. biz burayı görüyoruz. Mesela biz Van'ı bilmiyoruz, Elazığ'ı bilmiyoruz. Onlar burayı biliyor. Evet. Yani burada hatta bizim zaten burnumuzun dibinde, ofisimizin de Evet. bulunduğu alanda hala hatta hala yıkılmamış hayalet mahalleler var yani burada. İşte bekliyor onlar da yıkılmayı bekliyor. Sırayla yıkıyorlar. 700 taneden fazla apartman var şu Ya. anda yıkılmayı bekleyen. Şimdi İzmir'de biz depremi yaşamadan önce başka Van'da deprem olduğunda ya ne güzel TOKİ evleri yaptı, teslim etti falan diye düşünüyorduk. Biz de sanıyorduk ki devlet oraya el attı işte DASK'tan aldığı parayla vesaireyle oraları yaptı. Ne güzel insanları güzel güzel evlere oturttu diye düşünüyorduk. Burada yaşadıklarımızı görünce şimdi dedim onlar da şimdi ne çektiler kim bilir. Elazığ'dakiler ne çekti kim bilir. Ama bu şu an yaşadığımız deprem, Kahramanmaraş depremi, ne İzmir, ne Van, ne Elazığ. Doğru, hiçbirine benzemiyor. 11 ili mahvetti. Yani koca koca şehirler bunlar.
Onun için bir an önce seçimi meçim olacak tabii ki. Siyaseten seçim de olacak. Başkan da değişecek, sistem de değişecek. Ama bu işin karar mercileri, icra mercileri, bakanlıkların bir an önce elini taşın altına koyup, işte dediğim gibi bütçeden pay ayrılacaksa ayrılacak, ne bileyim varlık fonundan bankalara destek çıkılacaksa çıkılacak, dış kredi sağlanacaksa sağlanacak, buralara kaynak aktarılarak bir an önce acıların bitirilmesi sağlanmalı diye düşünüyorum. Evet, tabii şimdi siyaset de bir taraftan devam ediyor. Baktım 6 dakikamız da kalmış. Tabii siz de bir depremzede olunca çok çok daha iyi anlıyorsunuz, evet, orada yaşanan süreci. Siyasette de bir deprem yaşadık geçen perşembe itibariyle, ki programı açarken zaten şöyle bir toparlamıştım, anlatmıştım. O adaylık krizi çözüldü. Geçiş sürecinin yol haritasına 11 madde olarak bir planlama yapılmıştı. Yeni uzlaşma ile birlikte bir madde daha eklendi. Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı'nın uygun göreceği zamanda Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacağı hükmü 12. madde olarak eklendi. Hatta Yavaş ve İmamoğlu'nun hukuki olarak iki görevi yapıp yapamayacağı da epey bir tartışıldı. Seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı yardımcılığı için görevden istifa gerekmiyor. Bu arada onu da hatırlatayım. Ancak seçimden sonra iki büyük ilin boş bırakılmaması ve yasal altyapının oluşturulması için iki başkanın konumuyla ilgili Cumhurbaşkanı'na inisiyatif tanınması kararı da konuşuldu, tartışıldı. Ve parlamenter sisteme geçişin yol haritası ve Millet İttifakı'nın yol haritası da tek tek çizildi. Ben maddeleri incelediğimde şöyle birkaç başlık dikkatimi çekti. Onları aktarmak isterim izninizle. Geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bakanlıkların dağılımı Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı vekil sayısına göre belirlenecek. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakanla temsil edilecek. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurulları ve ofisler lağvedilecek. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla mevcut Cumhurbaşkanının varsa siyasi parti üyeliği sona erecek. Buradan anladığım kadarıyla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişe kadar eğer Millet İttifakı'nın adayı seçilirse, yani Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse, parti genel başkanlığından istifa etmeyecek. Ama grup toplantısında demişti ki ben artık parti genel başkanı gibi grup toplantısında konuşmayacağım demişti, onu belirtmişti. Ama sanıyorum güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla bu siyasi parti üyeliği sonlandırılacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı meclis görev süresini tamamlayacak. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacak. Son gelişmeler böyleydi. Şimdi Perşembe'den bu Cuma'ya kadar yaşananları sizin nezdinizde de şöyle kısaca değerlendirelim istiyorum. Aslında şunu da merak ediyorum. Şimdi bunca karmaşa yaşanırken tabii yerelde de parti üyelerinin, evet, meclis üyelerinin evet, ve sizin yönetiminizde olan insanların da muhtemelen telefonlarınızı sıkça aradığını düşünüyorum. Ya ne oluyor başkan evet, acaba diye. Evet. Neler oldu bir haftada? Şimdi ben şöyle anlatayım. Ben önce bir partimi tarif edeyim. Biz kimlerden oluşuyoruz onu tarif edeyim. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet rejimine sahip çıkmaya çalışan, layık, demokratik, hukuk devletinin tesisini sağlayan ve onun üst seviyede layıklığın, hukukun üstünlüğünü savunan, demokrasinin, insan haklarının üst seviyede olmasını isteyen, halkımızın refahı ve milletimizin bekası konusunda son derece hassas olan bir partiyiz. Bunu genel başkanımız ya da üst organlarımız olarak söylemiyorum. Bizim tabanımız böyle insanlardan oluşuyor. Şimdi 2017'de partimiz kurulduğu zaman öyle zor şartlarda kuruldu ki bu demin anlattıklarım
konularla alakalı hassasiyeti olan insanların bu başkanlık sistemini istememesinden, başkanlık sisteminden doğacak problemleri önceden belirlenmesinden doğan kişilerin oluşturduğu bir partiyiz biz. Ve nitekim 2018'den bu yana 5 yıldır bu başkanlık sisteminin başımıza neler açtığını da bütün halkımız görüyor. Ve bu kurulan ittifaklar, altılı masalar, efendim bu görüşmeler, toplantılar, bunların hepsinin temelinde yatan tek bir konu var. Başımızdaki bu ülkemizi sıkıntıya sokan, hem maddi hem manevi hem cumhuriyetimizi tehlikeye atan, bu sistemden bir an önce kurtulmak istiyoruz. Bizim için başkanın kim olacağının falan hiç önemi yok. Yeter ki bizim belirlediğimiz başkan adayı bu sistemden bizi demokratik, layık, hukuk devletini sağlayacak güzel bir parlamenter sisteme döndürsün. Bizim istediğimiz bu. Şimdi burada tabii ki karşımızda da ülkeyi 20 yıldır yöneten bir lider var. Ve her seçimde de bugüne kadar kazanmış. Bizim gibi düşünen çoğunluğa sesine baktığımız zaman şu anda bu 20 yıldır devleti yöneten kişiye karşı kazanacağımızı düşünüyoruz. Fakat asla riski atmamamız gerekiyor. Bizim düşüncemiz bu. Onun için sokaklarda dolaşarak siyaset yaptığımız için biz yıllardır halktan duyduğumuz isimleri değerlendiriyoruz tabii ki. Genel başkanım 2020 senesinden beri 3 yıldır dolaşıyor. Hı hı. Şimdi bir talep var insanlardan. Sivil toplumdan, halkın kendisinden, esnaftan, işçiden, memurdan, emekliden. Onların değerlendirmesi sonucunda bizim karşımıza çıkan sonuç Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın çok rahatlıkla bu seçimi birinci turda kazanabileceği sonucu çıkmıştır. Genel başkanımız da bunun arkasında durmuştur. Bunu dile getirmekte de bir beis. Kendisi asla aday olacağım dememiştir. Bakın bu büyük bir fedakarlık yani. Ben olmayayım yani. Ama kim olacaksa en çok oyu alarak seçimi riske sokmadan kazanacak bir aday. Bunların sonucunda yaşanmıştır bu olaylar. Ama bizim dedim ya, önceliğimiz bu sistemden kurtulmak. Öyle olunca konu, ne yapalım? Diğer masadaki 5 parti Kemal Bey istiyorsa biz de ona destek veririz noktasına gelmiştir. Ha şimdi bu tepede olan bu olaylar tabii ki bizim parti içimizde de bir takım türbülanslara sebep olmuştur. Şimdi önce kara propagandalardan bahsedeyim. Yani nasıl olduk biz o güne kadar yurtsever, vatansever, İyi Parti dedikleri İyi Parti'ye hain, gidecek işte AK Parti'ye katılacak, Cumhur İttifakı'na destek verecek insanlar, ittifakımızın içinden. Hem de yetkili mercilerdeki isimler. İçeride pek sevilmediğinizi anladım ben. Medya. Bizim meclis üyelerimiz. Şimdi yani ben bunları asla affetmem. Benim partimin oyuyla seçilmiş meclis üyeleri gazete haberiyle istifa ettiklerini açıklıyorlar. Bunlar zaten bize geçmediler. Seçildikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldılar. Bizim partimize geçmediler. Dolayısıyla bir istifaları falan da söz konusu değil. Ama siz oraya o koltuğa oturduysanız, sizin isminizi ben önererek yazdırdım oraya. Sizin isminize oy veren insanlar o günün şartlarında %15 gibi bir oy vererek sizi seçtirdi, oraya oturttu. Bu kadar genel başkana ağız alınmayacak laflar sosyal medyada, efendim yok biz istifa ediyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Ne yaparsanız yapın arkadaş. Ortada bir hain arıyorsanız, ne benim genel başkanım hain, ne ben hainim. Kendinize bir bakın, kim hain? Vatandaşım değerlendirsin. Eğer şu kadar, tırnak ucu kadar
yürekleri varsa meclis üyeliğinden istifa etsinler. Şimdi bakıyorsunuz, bizim partimizden olmayan farklı partilerden. Cumhur İttifakı'na mı geçiyorsunuz, o tarafa mı destek vereceksiniz? Ya bizim partimizin kuruluş ilkesine aykırı bir kere. Baştan niye anlattım partimizin kimler tarafından kurulduğunu? Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün olmayan şeyleri bir karalama kampanyası, nitekim küçük bir sayı da olsa bir takım üyelerimizi istifa ettirdiler. Topladılar, götürdüler, getirdiler. Kendilerinin etkili olabileceği kişileri. Ben size bir şey söyleyeyim. Onlar bizi tıraş yaptı, tıraş. Biz daha güçlü geliyoruz şimdi. İnanın onların bu istifa haberlerinden sonra onlarca insan da ben sizin partinize katılmak istiyorum, Meral Hanım'ın duruşundan dolayı diye aradılar ve partimize kayıt oldular. Yani siz de içinizdeki şeyleri ayıklayabileceksiniz aslında. İrlandalıları gördük. Gördük ve ayıklanmış oldular. Tabii böyle türbülansların yaşanmaması daha iyi olur siyasi parti. Hani eleştiriler elbette ki normal, her parti birbirini eleştirebilir ki genel başkanlar da zaman zaman aynı noktada buluşmaya da bilir. Bunu 2018 seçimlerinde de gördük dedi. Tabii. Dedi ki herkes ben kendi partimin cumhurbaşkanı adayı olacağım, yerelde ittifak yapacağız dedi. Kesinlikle. Yapıldı. Ya, hakarete vardı gerçekten. Şimdi eleştiri ayrı başladı. Bir şey. Bakın diyebilirler bana. Şimdi o arkadaşlar bir de benim ilçe kongremde benim karşımdaki rakiplerimdi. Yönetim listesi koydular kongrede, kaybettiler. O listedekilerin hepsi onlar, istifa edip o tarafa geçenler. Şimdi ne yapacaklardı? Partiyi kapatıp gidecekler miydi bu arkadaşlar? Ya yazıklar olsun. İnsanı eleştirebilirsiniz. Ben diyebilirim, Ayşegül Hanım bu moderatörlüğü güzel yapamıyor diyebilirim. Ama hain diyebilir miyim ben size ya? Böyle bir şey olabilir mi? Genel başkanıma nasıl hain dersiniz siz? Yani insanlar biraz yapılanları görmesi lazım. Bu arada süremizi de aştık. Kısaca toparlayalım. Ama velhasıl sorun çözüldü. Liderler sahaya iniyor. Deprem bölgesi öncelikleri. Demek ki bundan sonra liderlerin gündeminde ben deprem bölgesi ve oradaki sorunlar olacağını öngörüyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu bugün Malatya'da, Mansur Yavaş eşlik ediyor toplantılarına, Hatay'a gidecek. Pazar günü bir parti meclisi toplantısı var. Salı günü Hatay'da grup toplantısı yapmayacağı için Ankara'da, Hatay'da bir konuşma yapması bekleniyor. Yine Meral Akşener de Hatay'a yarın gidiyor. Hatay'a Ekrem Pazar, Bey'le beraber gidiyor. Kahramanmaraş'a geçecek. Onlar da Ekrem İmamoğlu ile birlikte ziyaretlerini gerçekleştirecek. Evet. Buradan anladığım liderlerin gündemi deprem olacak. Bütün Türkiye'nin gündemi olması lazım zaten. Bugün de resmi olarak ilan edilecek. Evet, inşallah bekliyoruz. Saat 14'te edileceği belirtildi. Basın mensupları davet edilmiş. Resmi olarak ilan edildikten sonra YSK'nın kimler ne zaman istifa etmeli, aday olmak isteyenler, o süreçler belirlenecek sanıyorum, detaylandırılacak. Sonra da resmen seçim sürecine girmiş olacağız. Yüzümüz gülsün artık. Yani çok sıkıntılar yaşadık. 5 yıldır hakikaten çok bu milletimiz sıkılıyor. Düşünebiliyor musunuz ya? Çocuğuna 1 kilo meyve alamayan insanlar var. Evine ekmek götüremeyen insanlar var yani. O hale geldik. Fakir olduk biz ya. Fakir. Fakir bir millet olduk biz. Bunların bütün ana kaynağı bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ucube sistem. Liyakatsız yönetim. Bunlara bir çözüm bulmak lazım. Allah da felaketini verdikçe veriyor yani. Yani ne yazık ki canlarımızı ne yazık ki öyle. Keşke böyle olmasa tabii. Keşke böyle olmasa. Zaten ekonomik kriz had safhada yani. O ekonomik felaket daha bir felaket. Tabii. Merkez Bankası'nın rezervleri swap hariç 43.8 milyar dolar. Yani o para 43 milyar dolar deprem bölgesinin bütün sorunu çözebilecek bir para yani.
Düşünebiliyor musunuz? İsterseniz noktalayalım. Diğer konuğumuz bizi Peki. bekliyor. Ondan sanıyorum bir 10 dakika almış olduk ama ona bir 10 dakika daha veririz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben zamanınızı alayım. Teşekkür Estağfurullah. Ederim. Estağfurullah. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim. İyi Parti Bayraklı İlçe Başkanı Erdin Çobanoğlu bizimle birlikteydi. Hem deprem felaketini konuştuk. Elbette ki İzmir'deki sorunları konuştuk. Ve siyasette yaşanan depremi ve sonrasındaki süreci de değerlendirdi. Kısa bir ara rica edelim sizlerden. Aranın ardından Eczacı Yazar Mehmet